Merhabalar, nasıl geçti haftanız? İnşallah şahane geçmiştir, keyfiniz yerindedir. Biz bu hafta yine bana çok sorulan sorularla alakalı bir video hazırladık. Aslında hepimizin hayatında olan şu telefonlardan, fotoğraf çeken telefonlardan sonra hayatımızın, vaktimizin çok büyük bölümünü alan fotoğraf çekimiyle ilgili bir video hazırlıyoruz size bugün. Yani çoğumuzun kolu artık şöyle, hatta bu konuda karikatürler falan var biliyorsunuz. Yani güneşlenirken şuraya telefon izi çıkan insanlar gibi. Gerçekten bu derece hayatta ve sosyal medya tabii ki artık olmazsa olmaz hepimiz için. Ama ben orada bazı şeylerin aşırılığa gittiğini, doğallıktan uzaklaştığını görüyorum. Bazı şeylere katılmıyorum. Tabii ki teknolojinin bize getirdiği her şeyi kullanalım sonuna kadar ama bizi biz olmaktan çıkaran şeylerden uzak durmaya çalışıyorum ben. Naçizane benim fikrim bu. O yüzden mesela işte telefonlarımızın birçoğunda hepimiz işte program indiriyoruz. İşte beni şöyle gösteren, böyle incelten, işte burnumu şöyle küçülten gibi şeyler ama o biz olmuyoruz o fotoğraflardaki. Bence kendimiz olalım yani. Hani o tarz şeyler kullanmaktansa, bunu bayağı büyütüp abartmaktansa, başka biriymiş gibi çıkmaktansa bence kendimiz olalım. Ama tabii ki her işte olduğu gibi bu işin de püf noktaları var. Ben bunları bugün sizinle paylaşmak istedim. Ben de fotoğraf çekerken bunlara dikkat ediyorum. Naçizane ömrümün yarısından fazlası kamera önünde geçtiği için ve fotoğraf makinelerinin önünde geçtiği için kendimce öğrendiğim ve tecrübe ettiğim birkaç püf noktasını bugün sizlerle paylaşacağım. Mesela onlar ne? Bu işteki en önemli şey ışık biliyorsunuz. Doğru ışık. Mesela güneşin bize zararlı ışıkları ne zamandır? Öğle saatleridir. Uzmanlar ne önerir? 11 ile 2 arasında, 3 arasında asla güneşe çıkmayın dediği saatler var ya, işte o saatlerde bence asla fotoğrafta çekmeyin. Çünkü bunun sebebi ne? Aynı mantık. Güneş tepemizde ve o ışıklar dik olarak bize iniyor. Ve bu fotoğraf kalitesini inanılmaz düşürüyor. Mesela akşam saatlerinde çektiğimiz fotoğraflar şahane çıkar. Çünkü o güneş hafif aşağı inmiştir ve ışıklar kırılarak bize gelir. Hem rengi çok değişir hem de şiddeti azalır. Muhteşem çıkar o fotoğraflar. Yine sabah güneş doğarkenki gibi. Birinci şartımız, öğlen güneş tepemizdeyken fotoğraf çekmeyelim arkadaşlar. Şimdi ışığın bize neler kattığı ve neler aldığı ile ilgili size birkaç örnek vereceğim. Mesela saat 2'den sonraki o en şahane gün ışığını yakaladığımız anki pozumuza bakalım. Şimdi gölgeye geçtim. Ben gözlerimi açabiliyorum ama fotoğraf nasıl değişecek göreceksiniz. Yani en başta da dediğim gibi ışık her şey. Işık, ışık, ışık. Işık bir insanın bütün kusurlarını kapatabilir. Olmayan kusurları da var edebilir. İlk söyleyeceğim şey, ışığı asla önümüze almıyoruz. Işığı ya da güneşi, penceremizden gelen ışığı. Yüzümüzü dönüyoruz, karanlık hep arkamızda oluyor. Yani çoğu zaman şöyle şeyler oluyor. Mesela deniz kıyısına gidiyoruz. Arkamız deniz, şahane bir manzara. Arkamızda deniz çıksın diye biz kapkaranlık bir kafenin, restoranın içinde fotoğraf çektirmeye uğraşıyoruz. Birçoğumuzun başına gelmiştir. Suratlar kapkara. Fotoğraf çektik, arkada deniz var, bizim suratlar yok. Yani o yüzden ne yapalım? Deniz de çıksın istiyorsak, arkamızdaki fonu da illa istiyorsak yan durabiliriz. Bunun böyle bir şey olabilir. Yani fotoğrafımızı buradan çekebilirler. Suratlarımızın tamamını çekmeye gerek yok. Hem arkayı hem kendimizi bu anlamda ışıkta tutamayacağımız için arka fon önemliyse eğer arkadaşlar yan dönelim. Yani kendi yüzümüzü çekiyorsak, özellikle selfie adıyla fotoğraf çekiyorsak mutlaka ışık bize dönük olmalı. Şimdi bununla ilgili size birkaç alıştırma göstereceğim. Şimdi mesela video çekerek size ışıkla nasıl her şeyin değiştiğini göstereceğim. Şimdi mesela bu açı. Ben dönüyorum. Ben döndükçe ışık da dönecek tabii ki. 360 derece. Bakın. Her tarafta ne kadar farklı. Şimdi kapkaranlık olacak. Çünkü ışığa arkamı döndüm. Bakın şimdi sol profilim ışıkta. Sağ profilim hala gölgede. Işık burada. Gördünüz mü? Yani ilk yapacağımız şey doğru ışığı bulmak. Ama tabii böyle çekmeyeceğiz. Aşağıdan çekmeyeceğiz. Gıdımız çıkmayacak. Böyle yukarıdan doğru açıdan çekeceğiz. Yani ışığı hep yüzümüze alıyoruz arkadaşlar. Tabii ki yüzümüzü çekmek istiyorsak. Fotoğraftaki ikinci önemli şey de açı. Fotoğrafı doğru açıyla çekebilmek. Şimdi hepimizin beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz
uzuvları var ya da işte profilleri var ya da işte kalçam çok geniş, işte göğüslerim çok büyük, burnum çok büyük, kollarım çok kalın gibi şeyler. Bunları tabii ki kendimiz kapatabildiğimiz gibi fotoğraf çekerken de dikkat edebiliriz. Bir kere kıyafetle de konuşmak gerekirse kıyafet üzerinden mesela çok iri desenli şeyler bizi çok kalın gösterir. Eğer ince görünmek istiyorsak kalın desenli böyle güller, büyük puantiyeler, işte büyük büyük kareler, üçgenler böyle şeylerdense desensiz şeyler giymek bizim için çok daha mantıklıdır. Ya da aynı şekilde arkada mesela çok desenli, çok karışık bir fonda, bir duvarın önünde çekmek yine bizim zayıflık algımızı genişletir. Açı da aynen böyle bir şey. Mesela burnumuz eğer büyükse, şikayet ediyorsak burnumuzdan, kendimizi direkt karşıdan çekmektense böyle hafif yanlardan çekerek bir açı hilesi yapabiliriz. Ya da gıdımız varsa mesela arkadaşlar, bundan şikayet ediyorsak hiçbir zaman fotoğrafları aşağıdan çekmememiz gerekiyor. Hiç kimseye de çektirmememiz gerekiyor. Bu fotoğrafları mümkünse biraz uzaktan çekeceğiz, mümkünse başka biri çekecek ve biz o fotoğrafta kafamızı hafif önümüze eğeceğiz. Eğer gıdımız varsa, çenemizin şeklinden şikayet ediyorsak, burnumuzun büyüklüğünden şikayet ediyorsak kafamızı hafif sağa ve sola çevirmemiz gerekiyor ve hafif öne eğmemiz gerekiyor. Yani biri fotoğraf çekerken kafamızı şöyle yaparsak bizim yüzümüz daha geniş çıkar, burnumuz daha da büyük çıkar. Açılarla kesinlikle oynamamamız gerekiyor. Şimdi size birkaç örnek vereceğim bununla ilgili. Aşağıdan çekeceğim, yukarıdan çekeceğim ve demek istediğimi çok daha iyi anlatacağım size. Tabii ki biraz gıdım var benim de yani. Olmaz mı? Şimdi çekiyorum. Hatta bir de telefona bakarsam bu gıdı iki katı çıkıyor. Hatta ışık da çekeyim şöyle. Bir tek gıdı çıkmakla kalmıyor, bir de şuranız çok daha geniş çıkıyor arkadaşlar. Bunu böyle çekmek yerine biraz kafanızı kaldırıyorsunuz, kolunuzu da kaldırıyorsunuz. Ve şu tarz denemelerle doğru açınızı buluyorsunuz. Gerçekten profil meselesi var ya, hani sol profilim, sağ profilim, bunlar gerçekten fark ediyor. Ama yine de bence takılmanız gereken benim sol profilim kötü, sağ profilim kötü değil. Bu doğru açıyı yakalayabilmek. Yani kötü zannettiğiniz sol profilinizle, kafanızla oynayarak ve telefonun açısıyla oynayarak aslında orada da doğru bir kare bulabilirsiniz. Bundan vazgeçmeyin denemekten. Önemli olan sizin gerçekten şu aşağıdan çekmemeniz. Bu çok çok önemli bir şey. Ve tam karşıdan çekmemeniz. Bir de tabii ki şu yukarılara bakılan fotoğraflar var ya, tabii ki eğlenmek için her şeyi çekiyoruz. Bizim işimizde de kamerayla yapıldığında da ona plonje deniyor. Tabii ki o tarz şeyler böyle özellikle grup fotoğraflarında, grup birden fazla kişinin olduğu çekimlerde çok renkli ve çok güzel görünüyor bu tarz fotoğraflar. Ama bunda da yine burun derinliklerimizle alakalı mesela ya da kaş göz yapımızla alakalı çeşitli sorunlar olabiliyor. O yüzden kafanızı hafif önüne eğerek ve sağa sola kafamızı çevirerek doğru açıyı bularak yol almamız gerekiyor. Kafanızı eğerek pozlardan kaçının efendim. Bizim kendi kendimizi çektiğimiz karelerle alakalı, selfie ile alakalı konuştum. Bir de sıklıkla yaptığımız, özellikle garson arkadaşlarımıza büyük işkencelerle bir fotoğrafımızı çeker misiniz dediğimiz şeylerde ya da gittiğimiz yoldan birini tutup fotoğrafımızı çeker misiniz dediğiniz şeylerle alakalı size bir örnek göstereceğim. Yani boydan fotoğraflarla alakalı genel olarak. Volkan'cığım gelir misin? Size bir örnekle bunu açıklayacağız efendim şimdi. Şimdi en başta yanlış örneğimiz bu. Sizi asla böyle karşıdan çekmesin kimse. Tabii bunu yoldan çevireceğiniz bir Japon'a anlatamayabilirsiniz. Ama gerçi onları anlatmanıza gerek yok çünkü onlar şahane fotoğraf çekiyorlar. Bu yanlış olan arkadaşlar. Karşıdan çekmiyoruz. Doğru olanı şimdi Volkan gösteriyor bize. Doğru olan bu arkadaşlar. Aşağıdan çekeceksiniz. Böylece ne olacak? Böylece boyunuz daha uzun çıkacak. Çok teşekkür ediyoruz Volkan'cığım. Boyunuz daha uzun çıkacak. Bacak boyunuz da daha uzun çıkacak arkadaşlar. Bazılarınız bunu biliyordur ama bunu mutlaka ve mutlaka deneyin. Tabii bu duruşla da çok alakalı. Yani şöyle durmanızla, bakın şöyle bir poz vermenizle, şöyle durmanız çok şey fark ettiriyor. İki beden falan. Otururkenki kusurumuzdan bahsedeceğim. O zaman nasıl daha ince gözükürüz onu göstereceğim hemen. Bir sandalye alayım. Asistanım Volkan getiriyor. Çok teşekkür ederim Volkan'cığım. Şimdi otururkenki pozlarımız için de şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın düz otururken görüyorsunuz kalçamız yayılıyor ve çok geniş çıkıyoruz. Bunu da ne yapacağız? Tek yolu bacak bacak üstüne atacağız. En azından şurası daralacak ve böylece daha ince göstereceğiz kendimizi. Ya da çok hafif şöyle oturacağız.
Elimizle göbeğimizi kapatabiliriz. Kalçamızın şu yan fazlalıklarını kapatabiliriz. Ama böyle ya da bu şekilde hafif yan oturursak büyük ölçüde gene yüzü anlatırken ki dediğim gibi hafif bir vücudumuza açı vermiş olacağız. Ve şu fazlalıklarımızdan da en azından bakanın dikkatini dağıtmış olacağız. Bu videoyu dışarıda çekmemize izin verdiği için İstanbul'un havasına çok teşekkür ederim. Çünkü bunu dışarıda hayal etmiştik. Anlatması çok daha güzel olacaktı. Siz de umarım şahane bir günde bunu izlemişsinizdir ve sorularınıza bir nebze de olsa yardımcı olabilmişimdir. İnşallah hayatınızda böyle çok fotoğraf çekmeye değer günleriniz, anlarınız olur. Siz de videolarımızı izlemeye, abone olmaya, yorum bırakmaya, soru sormaya devam edin. Haftaya yine farklı bir konuda, yine güzel bir video ile karşınızda olacağız. Heyecanlıyız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.